uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Çocuklarda görülen beta mikrobu nedir? Anne babalar nelere dikkat etmelidir? Beta bakterisi, tıptaki adıyla A grubu beta hemolitik streptokok, ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu yapan mikropların birisinin adı. Bunun bir önemi var. İyi tedavi edilmemiş bir beta bakterisi, yan komplikasyon olarak, yan etki olarak eklemlere ve kalbe vurarak eklem romatizması, kalp romatizması sebebi olabiliyor. Bu daha çok 5 yaş 15 yaş arası ateşli boğaz enfeksiyonu geçiren, beta bakterisi enfeksiyonu geçirmiş olan fakat tedavisi yapılmamış ya da eksik yapılmış olan çocuklarda görülen bir durumdur. Ateşli boğaz enfeksiyonu geçiren her bebekten sonra, her çocuktan sonra olmaz. Tedavisi yapılmamış olanlar, 10 günlük doğru düzgün bir antibiyotik tedavisi beta bakterisini tamamen ortadan kaldırıp bunun komplikasyonu olan kalp romatizması, eklem romatizması riskini hemen hemen sıfıra indirecektir. Ama 8 gün ilaç içti çocuk, iyileştiğini gördü anne baba. İlacın da dibinde, kutusunda azıcık kaldı. Zaten tadı kötüydü, çocuk zor içiyordu, iyileşmişti falan. Yarım bırakmışlar. 2 ay sonra bu çocuğun nefes darlığı, kalp yetmezliği, morarma, kalp yetmezliğine bağlı öksürük ve hırıltı tablosuyla gelmesi olasılığı düşük olmakla beraber var. Bu riski kesinlikle göze alamayız. Antibiyotik tedavisini beta geçirmekte olan çocukların 10 güne tamamlaması şarttır.